Merhaba sevgili seyirciler. Ben Resvebe yazarı ve eğitmeni Hanife Kaçmaz. TV'den ekranlarında Resvebe Rüzgarı isimli yepyeni bir yarışma programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzdaki yarışmacılarımızla birlikte ilk programın heyecanını yaşıyor ve sizlerin de bu heyecana ortak olmasını umut ediyoruz. Yarışmaya başlamadan önce Resvebe'yi daha önce hiç duymamış seyircilerimiz için Resvebe nedir, nasıl çözülür, Resvebe'de amaç nedir? Gelin hep birlikte bir bakalım. Resvebe'nin adı resim ve alfabe kelimelerinden oluşturulmuştur. Resvebe, anlatılmak istenilen kelime, cümle, atasözü veya deyimin harfler, sayılar, işaretler, renkler, semboller ve görseller kullanılarak eğlenceli bir şekilde anlatılması üzerine tasarlanmış bir zeka bulmacasıdır. Resvebe'de amaç, harf, sayı veya görselin duruşu, rengi, boyutu ve benzeri özelliklerini yorumlayarak birleştirme ve bunun sonucunda ortaya anlamlı kelime ya da kelime grupları çıkarmaktır. Bazen birden fazla özellik bir arada kullanılabilir. Esilacığım, bize biraz kendini tanıtır mısın? 8 yaşındayım. Adım Esila, soyadım Güler. Ablam var. Evet, kaçıncı sınıfsın? 3. sınıfım. Evet. Okul dışında boş zamanlarında nasıl vakit geçiriyorsun Esilacığım? Ailemle bazenleri vakit geçiriyorum, oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Bulmaca çözmeyi seviyor musun? Seviyorum. Çok güzel. Elif'ciğim, biraz seni de tanıyalım. Benim adım Elif, soyadım Saruhan. 3. sınıftayım. Hı hı. Kardeşin var mı? Abim var. Abim var. Sen boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun? Resvebe'yle. Aa, ne kadar güzel. Resvebe'yi seviyorsun demek ki. Deniz'ciğim, biraz da seni tanıyalım. Var. Evet. 3. sınıfa giriyorum. 8 yaşındayım. Evet. Sen boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Kitap okuyorum. Oyun oynuyorum. Puzzle'lar yapıyorum. Çok güzel. Sizi tanıdığıma çok sevindim ben de. Yarışmamıza başlamadan önce biraz yarışma kurallarından söz edelim. Yarışma toplamda 20 sorudan oluşuyor. 20 sorunun sonunda en fazla puanı alan yarışmacı haftanın kazananı olacak ve finalde yarışmaya hak kazanmış olacak. Eşitlik durumunda 3 ek soru sorulacak. Eşitlik yine de bozulmazsa ek sorular sorulmaya devam edilecek. Soru ekrana geldikten sonra yarışmacılar soruya cevap verebilmek için butona basarak söz isteyecekler. Butona ilk basan yarışmacımızın adını söylediğimde cevabını açıklayacak. Butona basmadan cevap veren yarışmacı o soru için cevap hakkını kaybedecek ve puan alamayacak. Yanlış cevap verilmesi durumunda kalan iki yarışmacı butona basarak tekrar söz isteyip cevabını verebilecek. Cevapların eksiksiz ve net olması gerekiyor. O nedenle yaklaşık cevapları kabul edemeyeceğiz ve puan veremeyeceğiz. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Evet. Öyleyse yarışmamız başlıyor. İlk sorumuzu alabilir miyiz lütfen? Deniz'ciğim, cevabını alayım. Pamuk Prenses. Evet, cevabımız Pamuk Prenses olacaktı. İki görselden oluşan Resvebe'ye örnek. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuzu alabilir miyiz lütfen? Esilacığım? Katı. Olmadı. Tekrar basitliğimizciğim. Şimdi alayım cevabını. Katkı. Katkı, evet. Doğru cevap katkı olacaktı. Bir harf, bir görselden oluşan resmebemize örnekti. Bir sonraki sorumuzu alalım. Elif? Güç. Biraz yüksek sesle. Güç. Güç, evet Deniz'ciğim. Doğru cevabımız güç olacaktı. Bir harf, bir sayıdan oluşan resvebemize örnek. Bir sonraki sorumuz lütfen. Şale. Efendim? Şale. Olmadı. Var mı başka cevap? Bir daha düşün. Bir harf var, bir de çiçek var. O çiçeğin adını biliyorsunuz değil mi? Harfin okunuşu.
ve çiçek. Süremiz azalıyor. Bu sorudan maalesef puan veremiyoruz. Buldun mu? Şelale. Şelale, evet Deniz'ciğim. Bir ses, harfin okunuşu bir de görselden oluşan resvebemize örnekti. Bir sonraki sorumuz lütfen. O işaretin adını biliyor musunuz? Evet. Harfle birleştirerek söyleyelim. Ne işareti o? Evet. Atik. Atik, evet. Cevabımız atik olacaktı. Bir harf, bir işaretten oluşan resvebeye örnek. Bir sonraki resvebemiz. Hatıra. Evet, Elif'ciğim. Doğru cevabımız hatıra olacaktı. Bir sonraki sorumuz lütfen. Biraz önce açıklama yaparken... Viyana. Evet. Tebrik ederim Deniz'ciğim. Doğru cevap Viyana olacaktı. Açıklama yaparken harfin ya da görselin duruşundan da söz etmiştik. Bu da öyle bir resvebeye örnek. Bir sonraki resvebemiz... Elif'ciğim? Müze. Müze. Evet, doğru cevabımız müze olacaktı. Bir sonraki resvebemiz. Altın. Evet, Deniz'ciğim, doğru cevap altın olacaktı. Harfin sayısından oluşan bir resvebeye örnek. Bir sonraki resvebemiz. Elif'ciğim. Moral. Moral. Doğru cevap moral olacaktı. Bu da harfin renginin kullanıldığı bir resvebe örnek. Bir sonraki resvebemiz. Sarılım. Maalesef olmadı. Sizler düşünün. Elif ve Esila. Sarılmak. Sarılmak, evet. İki harfin de renginin okunuşuna örnekti bu resvebemiz. Bir sonraki resvebemiz. Evet. Yüzgeç. Cevabımız yüzgeç olacaktı. Trafik lambasında yeşil ışığın yanması geç anlamına geldiği için 100 sayısıyla birleştiriyoruz ve yüzgeç oluyor. Bir sonraki resvebemiz. O sembolün adını biliyor musunuz? Bilgisayarda bir işlem yaparken yanlış yaptığımızda hani... Evet Esra'cığım. Silgi. Evet, doğru cevabımız silgi olacaktı. Bir sembol ve harften oluşan resvebe örnekti. Bir sonraki resvebemiz. Orada bir hayvan var. O hangi hayvan? Neye benziyor? Evet Esilacığım. Filozof. Filozof, evet. Doğru cevabımız filozof olacaktı. Hayvan şeklinde bir O harfi, fil şeklinde bir O harfi ve yanında Z, O, O, F harfleri birleştirdiğimizde filozof oluyor. Bu da böyle bir örnekti. Bir sonraki resvebemiz lütfen. Deniz'ciğim, senin ışığın yandı. Günaydın. Günaydın.
Burada da ilimizin plakası ile yapılan bir resvebe örneği vardı. Bir sonraki resvebemiz. Notayı biliyor musunuz? Minare. Minare. Doğru cevabımız minare olacaktı. Notalardan oluşturulan resvebeye örnekti bu sorumuzda. Bir sonraki resvebemiz lütfen. Evet Elif'ciğim. Havlu. Havlu. Köpeğin çıkardığı sesi örnek olan bir resvebeydi bu da. Bir sonraki resvebemiz. Elif'ciğim? Buzayız. Maalesef olmadı. Kutup ayısı. Kutup ayısı, evet. Doğru cevabımız kutup ayısı olacaktı. Bir kutu görseli var, P harfi var ve kayısıdan K harfini çıkardığımızda ayısı kalıyor. Hepsini birlikte okuduğumuzda kutup ayısı olacaktı doğru cevabımız. Bir sonraki resvebemiz. Bir bayrak var. Hindistan cevizi. Evet, Hindistan cevizi. Doğru cevabımız Hindistan cevizi olacaktı. Bir ileri alabilir miyim? Evet. Hindistan'ın bayrağı, yanında ceviz ve i harfi. Bayraklardan oluşturulmuş bir resvebeye örnekti. Bir sonraki sorumuz. Perişan. Evet, perişan. Peri görseli var. Tavşanın da yarısı silinmiş. Kalan yarısıyla birleştirdiğimizde doğru cevabımız perişan olacaktı. Tebrik ediyorum. Hepiniz çok güzel yarıştınız çocuklar. Puan durumuna bakıyorum. E, 60 puanla Deniz bu haftanın kazananı oldu ve finale katılmaya hak kazandı. Tebrik ediyorum Deniz'ciğim. Sizler de çok güzel yarıştınız ama Deniz biraz daha hızlı davrandı. Ne hissediyorsun Deniz'ciğim? Çok mutluyum. Mutlusun. Burada olmak nasıldı senin için? Güzel. Eğlendin mi? Evet. Çok sevindim eğlendiğine. Bizim için de çok güzeldi. İyi ki geldiniz, renk kattınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Esilacığım tebrik ederim. Çok güzel yarıştın. Bugünün anısına sana bir kitap hediye etmek istiyorum. Cebimdeki Resvebeler kitabı ve zevkle çözmeni diliyorum. Elif'ciğim sen de çok güzel yarıştın. Tebrik ederim. Zevkle çözmeni diliyorum. Deniz'ciğim sen de çok güzel yarıştın. Tebrikler. Zevkle çözmenizi diliyorum hepinizin. İyi ki geldiniz. Renk kattınız yarışmamıza. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Resvebe Rüzgarı programında birlikte oluncaya kadar hoşça kalın, Resvebe'yle kalın.